Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in siratını okuşluğundaki keyingi dersimiz başlayalımız. Hala şu vakit geçe Kureyş Müslümanlar da hayırdarlığını bilişmesiydi. Müslümanlar ham müşriklerde koşuna hayırdarlığından haberi yok idi. Birbirine yakın lakin bilişmesiydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr Siddiq raziyallahu anhu bilen haber top geliştiği için Badr mintaqasiga çıktı. Şimdi bir ahsakal kişinin Badr Suud'a oturganligini gördüler de o kişi kimseler de sorarken de Peygamberimiz eğer siz bize sorarken sorularımızda cevap verseniz biz hem cevap veremiz dedi. O kişi sorayım dedi. Peygamberimiz Kureyş koşunu hakkı da soradı, özü hakkı da soradı. O kişi etti ki menge haber kılındı ki Kureyş koşunu falan günü çıkken eken, falan cahaya falan günü yetken eken eğer menge haber vergen adam doğru etken basıp falan cahaya dedi de Kureyşlerde hakikaten cahalaşıp durgen tağın arkasındaki cahını kürsetti. Muhammed Medine'den falan günü çıkken eken hakkı da bir kişi menge haber yetkizdi. Falan günü falan cahaya yetken eken. Eğer menge haber yetkizgen adam doğru etken basa o falan cahaya dedi Peygamberimizi koşunu durgen cahada hakikaten kürsetti. Peygamberimiz kervançı deyip sonra gene de o kişi etti. Kervanda hayır derliğini bilmiyim ben dedi. Hakikaten Abu Sufyan bu dahali giden hiç kim gibi bildirmezden kervanını aman ap kaçıp et gene de. Peygamberimiz sonra gene savalı gibi bu kişi cevap verir bu oldu. Keyin hayırdan sılar sılar deyip soradı. Bu cenk payeti Müslümanlar hakkında, onların koşun hakkında bir malumat veriştik bu doğrumaz, mümkünmez. Çünkü Peygamberimiz o kişiye biz Sudan'mız dediler de ketip kaldılar. Halbuki kişi kaysi Sudan, raci Sudan mı, kaysi Sudan de geçe Peygamberimiz inime ketip kaldı. Onge yalgan ham yapırmadı, lakin sonra gen savalıge cevapan vermedi. Bu tavriye değildi, çünkü o kişiye uruş halatları da işletilişlik caiz buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kişinin cevaplarından Kureyş'in koşuna yakın ekenliğini bildiler de Peygamberimiz Udvatü dünyadan çıkıp Badr'ge çadır tikişlikki buyurdu. Şimdi Habbab ibn-i Munzur raziyallahu anh'u kelep ya Resulullah bu cay Allah vahiy kıldı mı şöyle düşündü Allah tamamen vahiy mi şöyle düşündük eğer şunday olsa bir kadem aldı gem arkaya yürümeyimiz bacaramız dedi. Ya ki bu sizi reis, fikiriz, uruştaki hileyiz mi dedi sonra. Resulullah bu benim fikrim dedi. Habbab ibn-i Munzur ettiler. Onda bu cay doğru caymaz. Ne mi dedi Peygamberimiz sonra? Ya Resulullah, bu Badr mintakasındaki en yakşı suda olduğu toktaydık. Başka kuduları kömür taşlayalık. Bizde su boladı, burada su bulmaydı. Peygamberimiz Habbab ibn-i Munzur'un sözünü kabul kıldı. Hem de o kişi etken cayge caylandı, başka kuduları kömüldü. Şundan alınadığın kişi gene gene bir ibret ki ayet koştuğumuz gerek. Koşundaki adlı bir asker özünü komandanına gelip komandanını fikirge hılav boyan fikirde ayetçiden kovma yaptı. Yani şundaki rahbar boyan hocayın boyan adam izge o ayetteyken fikirge karşı fikirde etkeni kokasız. Çünkü ya mensel biz nokta şeydi ya bir ceza olur ya ki kendidir bir başka çağrını kulluydu. Hocayın da fikirin natorluğunu bilip durgen kol astığı kişiler hem boyaki cezadan korkup durup fikirini elçilikle cünat kımıydı. Hiç kaysa adam, her kança akıllı olsun, her kança fikir mülahazalı olsun, köp okuyan köp bilgen olsun, etrafıdaki adamlar da fikirge kulak soruşuyken kattali kımaslık gerek. Her kança bilimden olsun, her kança akıllı olsun, hiç kim nasihat eşlikke kattali kımıydı. Hiç kim nasihat kılıçlıkta kişkin aleyhkı mıydı? Çünkü Resulullah s.a.v'ın rayini aval Habbab ibn-i Munzur adab bilen soru yaptı. Allah vahiyyikigen bosa sözsüz kulak solamız. Ya eğer özünüzü fikiriz bosa ya Resulullah bu natoru fikir. Ondan yakşara fikir var mende de yaptı. Bu rahber degen adam kol asdeyladı sözüge fikirige kulak tutabilişliği gerek. İhtimal zor fikir çıkıyorkendir. Siz o şunun ağzını yaparsınız, ondan keyengi zor fikir egelerim yapar mıydı? Koy dedi bari o mıydı? Ondan köre cim otur oraya dedi, şu bilen rövajlanışlık, öz işliği bu mıydı?
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Habbab ibn Munzur maslahat bergan joyga qo'shinni joylashtirdi, chodir tikildi va hovuz kavlashlikka buyurdi. Chunki ertaga jang bo'ladigan bo'lsa, jang asnosida quduqdan suv olib ichishlikdan ko'ra hovuzdan suv olib ichishlik oson bo'lar edi. Musulmonlar hovuz kavlashdi. Ertasi Badr g'azovati sodir bo'lgan kechada Alloh taolo musulmonlarga bir qancha yengilliklarni yaratib berdi. Birinchisi yomg'ir yog'ishligi. Boyaga aytganimizdek, musulmonlar suv ichishlik uchun hovuz kavlashdi, uni to'ldirib ulgushmadi. Mana shu yoqqan yomg'ir shu suvni to'lishiga sabab bo'ldi va bu yomg'ir musulmonlarga aziyat bermagan, yengil bo'ldi musulmonlarga. Va tog'ning narigi tomonida turgan mushriklar ustiga esa qattiq sel qo'ydi. Badr mintaqasidagi qum nihoyatda yurishlikka qiyin bo'lgan qum edi. Bir ikkinchisiga yopishmas edi. Endi agar bunga yana suv qalin yog'adigan bo'lsa, yana og'irlashib ketadi. Mushriklar tomonga sel qo'ydi. Ertalab jang maydoniga kelganda nihoyatda bir qiylangan, mashaqqat chekkan holatda keldi. Musulmonlar ustiga yengil shunday sebalab o'tdi. Musulmonlar yurishlari oson bo'ldi, qadamlari sobit bo'ldi. Ikkinchi yengillik Nuas. Bu haqida Alloh taolo oyat nozil qildi. Nuas bu musulmonlar jangdan oldin rohatlanib olishligi uchun, xotirjam bo'lishligi uchun Alloh taolo bir qattiq uyquni ularga tushirdi. Hammasi uxlashdi. Badr kechasida musulmonlarni uyqusini qo'rqlagan sahoba aytadiki, Badr tuni soqchilik qildim, uxlab qolaverganligimdan qo'limdan qilichim 7 marta tushib ketdi. Ya'ni soqchi shuncha uxlayapti. Endi qolganlarning uyqusini faraz qiling. İmam-ı Qurtubi mana shu oyatni sharhida shunga aytadiki, bu uyqu musulmonlarga tamomiy jasadlariga orom berdi va ertaga bo'ladigan jangga quvvatlantirdi va ikkinchisi shu uyqu bilan Alloh taolo musulmonlarni ertaga bo'ladigan jangdan qalbidagi xavotirni ko'tardi, qo'rquvni ko'tardi. Demak, jasadlar quvvatli bo'ldi mana shu uyqu bilan hamda qalblaridan qo'rquv xavotir ko'tarildi. Alloh shunday deydi. Astaezu billah iz yughashikumun nu'asu amanatan minhu va yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'a liyutahhirakum bih va yudhhiba ankum rizza ash-shaytani wal yarbita ala qulubikum va yusabbita bihil aqdam. O'shanda xotirjam bo'lishingiz uchun sizlarni o'z tarafidan uyquga cho'mdirgan va poklab sizlardan shayton vasvasasini ketkazish uchun dillaringizni bir va qadamlaringizni mahkam qilish uchun ustingizga samodan suv, yomg'ir yog'dirgan edi. Demak, qadamlari sobit bo'lishligi uchun, qalblari xotirjam bo'lishligi uchun Alloh taolo ularga yomg'ir yog'dirdi va uyquni berdi. Bu g'azovatni, bu jangni Alloh taolo o'zi tadbir qilyapti, birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Badrga kelib to'xtab bo'lganidan keyin, qo'shin joylashgandan keyin, u kishining oldiga ansorlarning sayyidi Sa'd ibn Mu'az roziyallohu anhu keldi. Aytdi: "Ya Rasululloh" dedi. Madinada qolgan birodarlarimiz, ya'ni ansorlar, ular ko'pchiligi chiqmadi. Ular ya'ni karvonni yo'lini to'sgani chiqib ketdi deb chiqishmadi. Agar jang bo'lishini bilganda chiqishar edi. Ya'ni qavmini sayyidiki ko'ring, orqada qolgan birodarlar mana shu ajrdan Rasulullohning yonida turishlik sharafidan mahrum bo'lib qolganidan joni bir achishib ularga uzr keltiryapti. Agar jang bo'lishini bilishganda chiqishar edi dedi. Ya Rasululloh, agar rozi bo'lsangiz, qo'shinning orqasiga bir chodir tikib beraylik. Shunda turing. Agar yengsak, bu bizni quvontiradigan narsa. Agar unday bo'lmay qolsa, sizga minishlik uchun o'g'lonlarni tayyorlab qo'yamiz. Madinaga qaytib borasiz, islom ishi tugab qolmaydi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu maslahatni ham oldi. Alloh tomonidan vahiy bilan quvvatlantirilganiga qaramasdan barcha ilm hikmatga egasi bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga Qur'on berildi, yana Qur'oncha yana qo'shimcha ilm berildi degan zot sahobalardan maslahat olishlikka kattalik qilmayapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalari bilan qanday bir yumshoq, halim muomalada bo'ldi. Alloh aytadi: "Astaezu billah fabima rahmatin minallohi lintalahum" ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. اي محمد عليه السلام
Alloh tomonidan bo'lgan bir marhamat sababli ularga, ya'ni sahobalaringizga yumshoq so'zli bo'ldingiz. Agar qo'pol, qattiq dil bo'lganingizda edi, albatta atrofingizdan tarqalib ketgan bo'lar edilar. Payg'ambarimiz mana shunday bir halim, yumshoq muomalada bo'lishligi Alloh taoloning sahobalarga bergan marhamati, Alloh taoloning rahmati bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ansorlar tikib bergan chodirga borib o'tirdi. Hamda musulmonlarni shijoatlantirib, ularga bir ko'ngillarni ko'tarishlik uchun, mana Imom Muslim rivoyati, Badr maydonida yurib borar ekan payg'ambarimiz qo'li bilan ishora qilardi. Mana u falon mushrikda o'lim topadigan joyi. Mavu falan müşriyde katıl boladığın nam körsatdı. Mana şu hadisi rivayet kılıyken sahaba aytadı. Allah'a kasam deydi. Resulullah kimi atına aytı körsatken bosa hudda ana şu cayda ölümüne taptı deydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayrağlarını böyle verdi. Ali ibn Abi Talib ki ikincisini Musab ibn Umayr ki. İbn-i Kayyum Cavzi'de üçte bayrağ verdi deyili yaptı. Birincisi ok bayrağını Musab ibn Umayr ki. İkide kara bayrağı da bittesini Ali, ikincisini Sa'd ibn Muaz'a bergen deydi. Bu İbn-i Kayyum'dan, Zadul Mal kitabıdan. Bayrağlar tarikatı verdi, Müslümanlar cenge tayyar buluştu. Kureyş, Müslümanlar tayyar bugende koşunu bilen keldi, hem de kuduğularda suları yoğulugunu körüştü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şüphe etti, çadırda oturup, kolunu köke kütarıp, ilhak bilen, hala hiç kaysı kün, bunçalı ilhak bilen dua okuma geldi Peygamberimiz. Allahümme encizli ma va'adtani. Allahümme intahlik hadihil isaba minel ahlil islam fela tu'bada fil ardi ebeda. Parvardigar, menga bergan va'dang. Parvardigaro, ahli islam bo'lgan mana shu jamoat bugun mag'lub bo'lsa, senga hech qachon yer yuzida ibodat qilinmaydi. Ya'ni bugun mana shu 314 ta sahoba mag'lub bo'lib, musulmonlar yengilsa, senga biroq ibodat qilmay qo'yadi. Islom mag'lub bo'ladi dedi. İlhak bilen Rabbisi'ye şimdi kattık dua kılığı organını körüp çadırda aldı da Ebu Bekir Sıddık durardı Peygamberimizle. Ya Resulullah duayızı yenge rak kılıyın Allah'a kasam size herkes harkı mıydı dedi. Elbette icabat kılar duayızı dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenge şey turgen koşunlarını közden keçirip onlar da hamasını bir tek saf tartıp duruşunu buyurdu. Adatta Araplar cenge kirse upayette koşunu beşge böl aradı. Hammasal ceş deydi. Oldingi kısım, ortki kısım, o'ng, chop qanot ve orta. Beşge bölmedi Peygamberimiz, hammasını bir saf kılıp terip koydu. Şunda bir kiçkine bir hadise yüz verdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tek isturgen safını küzatı boraya tutdu. Savvad ibn Gazi isimli kişi, sen saftan aldıra çıkma yanıdı. Şu kişi sababli koşun kışık duruptu safı. Saf tek gizmez. Yine o kişinin yine karnı yan bu arada. Yine hem aldıra çıkıp durdu karnı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiler de koludaki tayağı bulan saf tek gizmeyi de karnı kalteye tek gizip koydu. Şunda Savvad ibn Gazi'ye ya Resulullah canım ağrıttız dedi. Kasas olamam dedi. Sahabalar bu kişi Resulullah güdürse canımı ağrıttı kasas olamam dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil alemin biraderler. Hayotini har bitta holatida siz bilan bizga ibrat namuna. Jahli chiqqanda ham, xursand bo'lganda ham, boy bo'lgandan faqir bo'lganda ham qo'liga tayoqni berdi. Va qornini payg'ambarimiz ochib berdi. Shunda boyagi Savod ibn G'oziya qo'lidagi tayoqni yerga tashladi-da payg'ambarimizning qorniga mahkam yopishib, o'pib quchoqlab betlarga surtib qoldi. Payg'ambarimiz "Ma hamalaka ala hada?" Nima bunday qildingiz dedi, "Ya Rasululloh, İş körüp durganızda turuptu. Yani hazır can kılamız. Eğer bugün dünyadan çıkışlıgım yazılgen bulsa, hayatta ahirge mette beni cesedim getirgenlerse sizi mübareği cesediniz buluşunu kokladım dedi. Peygamberimiz ola bana şimdi yakış görüşü aradı. Şu halattan faydalanıp peygamberimizi badanlarına badanlarına tekizi aldı. Koşun sap tartıp duruptu. İki de koşun. Müşriklerden birinci bulup Asvad ibn Abdülasad el-Mahzumi. Çıktı da ortaya, Allah'a kasam dedi. Müslümanlar da sudan içime ölmeyemem dedi. Müslümanlar da sudan içemem, Allah'a kasam dedi. Bitti öz yürüp geldi. Onun yolunu Hamza ibn Abdülmuttalib tosu da, kıska olayan cahide onu ayağına üzüp taşadı. Yeni karayın, Allah'a da namaya kasam içken Asvad ibn Abdülasad,
Kasamını bacaramaslıkka sebebi özürü var. Lekin şu halette yan, södralıp bu seyen barıp, havuzdan su içlik kastıda bulup, uşak intilip kaldı. Hamza raziyallahu anh'ı şöyle alıp, kellasını zütleşedi. O bergen vaadasını bacarmaya kalışlıkka, kasamını ahlamaslıkka sebebi var, özürü var. İçmedin ya o dese, gördün ya o, deyip koymaydı da o. Ular bir su atganmiz o. Nimaga payg'ambar Arablardan chiqdi? Allohning hikmati. Ba'zi hikmatlarni sanab o'tganda bu xalq deydi ulamolar. Qaysar edi. O'jar edi. To'g'rini bilgan asosdan hech qachon qaytmas edi. Sodda edi. U so'zni kimga berdi? O'ziga berdi. Hozirgi odamlarda shu sifat ozayib ketyapti birodarlar. Va'da berdi, bajarmadi. Bahona 10 ta bahonasi tayyor. O'g'il bola avval so'z berganda u so'zni o'ziga beradi birodarlar. Shuning uchun va'da berishdan, boraman 8 ga deyishdan, men aytib beraman deyishdan buni o'ylasin o'g'il bola. Mana shu sifat ozayib ketyapti o'g'il bolalar orasimizda. O'rtaga Utba ibn Robiya chiqdi. Utba ibn Robiya muboraza talab qilib chiqdi. Muboraza u davrlarda odatiga ko'ra har ikki qo'shin o'zini pahlavonlarini o'rtaga chiqarib, urushtirib, o'zini qo'shinining ruhini ko'targizadi. Shijoatlantiradi. Utba ibn Robiya chiqdi. Uni o'g'li Valid ibn Utba chiqdi. Uni ukasi Shayba ibn Robiya chiqdi. Utba, Valid va Shayba. Kim yakkama-yakka muborazaga chiqadi dedi. Shunda ansorlardan Muaz ibn Afro, Auf ibn Afro aka-ukalar va Abdulloh ibn Ravoha chiqdi. Ansorlar uchalasi ham. Üstlerine temirlerdi ki yuvagenliği için tanılmasıdı. Utba kimseler de sorardı. Onlar özlerini tanıtıştı. Utba, ha, aşraflar, yani kavmini şerefli kişileri. Lekin biz ey Muhammed, özümüzü kavmimizden bugünlerle can kılıçtı halimiz. Ey Muhammed, özümüzü kabilemizden, özümüzü uruğundan bugünlerle biz karşı çıkardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler, türün ey Ubayd ibn Haris dedi. Türün ey Ali dedi. Türün ey Hamza dedi. Ubayda ibn Haris peygamberimiz amakisinin oğlu. Ali ibn Abi Talib peygamberimiz amakisinin oğlu. Hamza ibn Abdülmuttalib özünün amakisi. En yakınlarını fidakılı yaptı. Ular çıkkandan keyin Utba karab durup, ha sizler bizge tengisiler dedi. Ular ham Kureyş'ten, bular ham Kureyş'ten. Ubayda'ya karşı Utba çıktı. Hamza'ya karşı Şayba çıktı. Ali'ye karşı Vali çıktı. Birinci bulup özünü, rakibini Ali raziyallahu anh'a katıl kıl. Çözü oturmadı. Bir iki zarba değil, katıl kıl koydu. Şayban'ı ham Hamza raziyallahu anh'a manaşını tezliği bilen katıl kıldı. Şimdi Ubayda bilen Utba birbirine tek zarba verişti. İki lasem yıkılıp kaldı. Hamza bilen Ali raziyallahu anh'a humalar gelip Utba'nı şöyle de katıl kılıştı. Ubayda'nı kaytarıp Müslümanlardı. Muaskeri yap getirdi. Keyin bu kişi manaşı olan genç arahattan şahit oldu. Bir dufada üçte sayyidinden acilegen Kureyş yine mubaraza buluşunu haklamadı. Ve hücum göçüge buyurdu. Araplarda adatı Al-Kar Val-Far. Bari hücum kıladı, kaytardı. Hücum kıladı, kaytardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş hücum göçgen payıdı yani bir acil hükümde etti. Tıs çökiler hamileler dedi. Özü koşunu bir saf tartıp koyanı o davul için umuman hiç kim kıvagen bir üslup idi. Yani düşman hücum kıp gelirse tıs çökiler hamileler dedi. Müslümanlar tiz çökerler. Ular yakıra masafa kaptırıp keman atıştı başlayken de peygamberimiz ettiler. Keman bilen zarba verseler, özler ingizini kalkan bilen hamaya kılınlar. Eğer yakınlaşıp geseler, onlar yahuttu bir kişi hücum kıyken de hücum kılıyorlar dedi. Müslümanlar kervan yolun toskan çıkkandı çünkü kalkan yeterli imezdi. Kalkanı bari adam özünü hamaya kılardı, yani yanı diye kişinin hem hamaya kılardı. Atılgen kemanlardan, birinci bulup şahit bugün bu Ömer ibn al-Hattab'ın kulu. Birinci Müslümanlardan vefat kılgen kişi Ömer ibn al-Hattab'ın kulu bu oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koşunu şicatlandırıp ettiler ki aralarınızda bugün kiminiz cenk kılıp vefat ederken ortaya çekinmeseken kengliği Osmanlar ve yerçelik cennet gekirerdi dedi. Kim bugün cenk kılıp arkasına çekinmesinden vefat kısa keyinliği Osmanlıları yerde cennet kekirer dedi. Şimdi Umayr ibn Hamam isimli sahabe hurma yiyetken idi. Yani o cengde bir kuvvet buluşu için hurma yiyeti oldu. Bakın ya Resulullah dedi. Yani
Bu taaccüb üçün ayetini aldın. Yani Resul neme dediniz dedi. Ne kadar bir şirin söz. Neme dediniz dedi Peygamberimiz. Umayr dedi. Kim bugün uruşup cenk kılıp arkaya çekilmezden vefat etse keyinliği Osmanlılar yerdeki cennet kekere degen de ne kadar güzel narsa dedi de hala hormonu şaşırıp kaldı. Çünkü şunu yese kuvvet oladı. Sonra etti ki Allah'a kasam dedi. Eğer şu kagan hurmadı yiyişlik için kütadıyan bulsam bu hayat cüda hem uzun hayat bulup getirdi dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü ki onlarda imanı şunçalı küçülü bugün. Cennetki şapkı şunçalı kattık bugün. Ne mi yedi yiyip olsa? 30 sekund getir, 1 minut getir. Lekin o şu 1 minutten turist halama yaptı ki tezir ol cennet kekeri dedi. Kagan hurmaladı taşı varıp hücum kekirdi şahit buldu. Ceng başlanışından evvel yaş yigitçiydi. Harisa ibn Suraka. Bu yigitçe notanış bir garip ok geldi de sayılıp şahit oldu. Kim atkeni namam. Ceng nihayası gitkenden keyin burada bu Badrul Kubra İslam tarihindeki en katta gazat değildi. Yevmel Furkan Yevmel takal cema'an dedi Allah Teala bu gün hakkıda. İki cemaat tokunaşken Furkan günü deydi. Hiç kaysa gazat bundan keyinge. Özünü azamatı, özünü kadri cihatıdan Badr gazatı getirin kelamıydı. Harisa ibn Suraka'nın anası gelip cengden keyin. Ya Resulullah, menge oğlum hakkıda, Harisa hakkıda haber verin. Onuma buldu. Cennet çekirdi mi? Ya yok mu? Eğer cennet çekirgen olsa, sabır kılamam. Eğer onu bulmasa, Allah kör adamın kandı iş kılamam. Yani yığılıp, dot salıp, saçını ölüp, yüzünü tülüp, başından tıpırat okuyordu. O payette hali haram kılınma yanı da. Mayyitler gemene şimdi yığılaştık. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Sizge vay bolsun ey Ummu Harisa dedi. Sizge vay bolsun ey Ummu Harisa. Namid buldunuz mu? Oğuliz bitti cennet yemez. Köp cennetlerge, tamami cennetlere girdi. Oğuliz Firdevsul A'la yetti dedi. Hursan. No, hatta bu hursan çiliği bana anası kaytip gitti. Ceng başlandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cengini idare kılıçlıydı. Komandanlarına tapşırdı. Ve özü çadırına barıp dua kıla başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırda namaz okuyken de esnası da namaz okuyuşluk esnası da Resulullah'ın közü uykuya gitti. Şöyle kısa yine okuladılar da uyanıp durup yüzde ne hatta bir kursançılığı alamadı göründü. Ebu Bekir, ya Resulullah ne mi oldu sizce de sonra gene de? Ebu Bekir, kursan bolin. Kursan bolin. Cibril bizge yordam için minte farıştanı başlayıp geri yaptı dedi. Müslümanlar 314'teydi. Müşriler minteydi. Allah da Allah Müslümanlarına yordam verişlik için Cibril başlığı da minte farıştanı yubardı. Buradalar hiç kaysa gazotta farıştalar katlaşkenmez. Fakat Badr gazotta katlaşken. Hunayn gazotta geçişken farıştalar. Lekin katlaşmagan ular. Lekin fiilen Müslümanlar yanında durup kılıç götürüp müşrilerde çöpken ceng fakat gene Badr gazotta da boldu. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem taşkarıya çıktılar da bir sıkım tuprağı diyor ki kumda oturup şahatil vücuh deyip durup müşriyle tamam gehara battı. Yani közler kör basın dedi. Badr günü müşriyle tamam da bulup keyin tri kalıp İslam'a kirgenlere ait abi. Badr günü közümüz gediydi hamamızı kum doldu dedi. Bir ortamız hat aman kamadık. Hamma közünü maşan kılıp ağır bop kalış kalıp. Mana şu atışlık hakkı da Allah etedi. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى Ey Muhammed! Onların yüzüge, kolingizdeki bir sıkım tuprağını atken paytingizde siz atmadınız. Belki Allah attı. Bu cengi Allah Teala özü idare kılı yaptı. Bendeler fakat gene vasıta. Bendeler fakat gene vasıta. Allah haklıge iş buladı. Bendeler bunu yordan birerdi mi, birmiydi mi Allah adetkeni buladı. Allah bu dinde aziz kılıcı da haladı mı? Bendeler şu hizmet tıkılıp azizliği de özgü satıvası. Siz kemezseniz meçhike başkası geledi. Siz o şey bir kıylenge adam bir yoldan vermezseniz başkası yoldan beradı. Siz okumazsanız o ilimde başkası okuydu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem can esnası da şimdi hükümlerde ilan kıldılar. Abul Buhturi İbni Hişam'da öldürmeyler. Abul Buhturi İbni Hişam'da öldürmeyler. Değil mi ya? Ha bu müşriler tamamen de kel diyor. Müslümanlar da katakalaman da hep geldi diyor.
Atebuzu Peygamberimiz her bitti halatı ibretti. Düşmanına nisbeten Peygamberimizi kılayken işini kılayın. Abul Buhturi İbni Hişam, Müslümanlarını kıyneşlik için iktisadi kamal 3 yıl boyanıdı. Sahife yazışken adı müşriyle. Ana şu sahifeni opteşeşlikke birinci bulup hareket kıyken Abul Buhturi İbni Hişam idi. Kafir bu seyem, ana şunu Müslümanı yıkıyken yakışlıkını Peygamberimiz Cay Maydanı'da bu seyem nümakli yaptı. Kadırlı yaptı. Abul Buhturi İbni Hişam'ı öldürmeyeler dedi. Yana Banu Hoshimni qatl qilmanglar, chunki Banu Hoshimdan bo'lganlar payg'ambarimiz urug'i. Majbur qolishdi, jangga rag'bat yo'q edi bular. So'ngra Abbos ibn Abdul Muttolibni qatl qilmanglar dedi. Payg'ambarimiz amakisi mushriklar tomonidan. Shunda bu buyruq qo'shinga tarqatilib e'lon qilinayotgan paytda Abu Huzayfa ibn Utba ibn Robiya payg'ambarimizning sahobalaridan Abu Huzayfa. Bu Abu Huzayfa hozir qatl qilingan Utbaning o'g'li. Hozirgi qatl qilingan Shaybani jiyani, hozirgi qatl qilingan Validning ukasi. Musulmonlar xotira turgan Abu Huzayfaning otasi, inisi, amakisi ko'zining oldida qatl bo'ldi. Jonini hayotda bir achishib turgan edi. Endi payg'ambarimizni Abbosni o'ldirmanglar degan buyrug'ini aytganda, bo'yiga alamda turib, jahl ustida, bittamizni otamiz, inimiz amakimiz qatl bo'ladi-yu, Abbos o'lmaydi ekanmi? Allohga qasam, ro'boromga kelsa, uni yuziga qilich bilan uraman dedi. Albatta bu payg'ambarimizga qarshi isyon emas edi, bu boyagi hissiyotidan kelib chiqib gapirgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bu narsani xabar yetganda, payg'ambarimiz nima dedi? Ey Umar dedi. Nabiyingni amakisini yuziga qilich bilan urishlikka yo'l qo'yasanmi dedi. Shuni qilishni sug'ordi da Umar ibn Xattob, "Ya Rasululloh, ruxsat bering Abu Huzayfani bo'yniga zub tashing, munofiq bo'lib qopti" dedi. Shu gap kifoya qildi. Abu Huzayfa keyin aytadi, "Bilmay qoldim qanday chiqib ketganim" deydi. Va umri davomida qiylanib yurdi, aytardiki, "Bu so'z bu so'zni mendan faqat shahidlikkina yub tashaydi. Shahidlikkina mendan bu so'zni yub tashaydi." Va ana shu Musallamaga qarshi bo'lgan jangda u kishi shahidlikni topdi. Rasulullohga günahkar bo'lishlikdan, osiy bo'lishdan mana shunday qattiq qo'rqishar edi. Jang boshlandi. Abul Buxtor ibn Hishomni o'ldirmanglar dedi payg'ambarimiz. Mujazzir ismli bir sahoba jang asnosida Abul Buxtorga to'r kelib qoldi. Abul Buxtor Mujazzirga tashlanayotganda Mujazzir aytdiki, roziyallohu anhu, "Ey Abul Buxtor" dedi. "Mendan nari bo'l" dedi. "Chunki Rasululloh seni o'ldirmasligimizni buyurgan" dedi. Abul Buxtor "Sherigimichi" dedi. "Sherigingdan qaytarmagan" dedi. Sherigimdan qaytarmagan bo'lsa, sherigimni himoya qilaman deb Abul Buxtor Mujazzirga tashlandi. Har qancha harakat qilmasin, Abul Buxtor qocha olmadi, oxiri o'zini himoya qilib Mujazzir burib qatl qilib qo'ydi. So'ngra jangdan keyin kelib, "Ya Rasululloh, men aytdim. Men himoyalanayotib, meni o'ldirishga yaqin bo'lgandagina qatl qildim" dedi payg'ambarimiz avf qildi. Mushriklardan bir kishi endi jang ketyapti. Hamma yog'iga temir kiyib olgan, hech kim unga yeta olmayapti. Shu ko'zidan boshqa hamma joyiga temir qoplab olgan. Nayza bilan urushyapti, kamon bilan urushyapti, qilich bilan urushyapti, ta'sir qilmayapti. Musulmonlar shikoyat qilib payg'ambarimiz oldiga keldi. "Ya Rasululloh, azana. Bizni qiynavordi, hech narsa qila olmayapmiz" dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zini qarindoshi Zubayr ibn al-Avvomni chaqirdi. "Borib shu ishni o'rgan" dedi. Yani tabi bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimge nimani uyuştu bilgen. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem en zor rahbar bilgen. Kaysi orunda kimi kaysi işge koyuştu zor bilgen. Zübeyr ibn Avvamge şu işte tadbirini göreyim dedi. Zübeyr ibn Avvam raziyallahu anhu buradalar triligi de cennet ilgini işgen aşara-i mubaşara'nı bittesi. Bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ammaları Safiye binti Abdülmuttalib'nin oğlu. Zubayr aytadi. "Bordim, atrofida aylandim" deydi. Biror bir nozik joyi bormi, ochiq joyi bormi? Hech qanaqa ochiq joyi yo'q. Faqatgina mana shu ko'zi deydi. So'ngra uni ro'barasiga turdimda, qo'limdagi nayzani shunaqa bir puxtalik bilan, shunday bir nishonga qattiq olib otdim. Nayza ana shu ko'zini ochiq joyiga kirib, orqasidan teshib chiqdi. Zubayr ibn Avvam roziyallohu anhu jang maydonida mislsiz jangchilardan edi. Ot minganda ikkita qo'li bilan ikki tomonga teng jang qila olardi.
Otni oyog'i bilan boshqarib, ikkita qo'lida qilich ushlar edi. Bu sifatga Xolid ibn Vayt egaydi. Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhuni onasi tarbiya qilgan birodarlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Haybar kunida har bitta payg'ambarning havorisi bo'ladi, ya'ni ishongan eng yaqin kishisi bo'ladi. Mening havoriyim Zubayr ibn al-Avvom degan edi. Yahudlar bilan bo'lgan Haybar jangida bir qancha pahlavonlari chiqadi, musulmonlarni pahlavonlar bilan urushadi. Musulmonlar yengadi, Yosir ismli chiqadi. Yahudilardan Yosir ismli pahlavoni chiqadi, 2.5 metr bo'ladi bo'yi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ma atvala deydi. Na qadar uzun ekan deydi. Chiqadi da man yubariz deydi. Kim yakka makka chiqadi? Bu Haybar o hiç kim çıkmaydı. Şimdi Zubayr ibn al-Avvom men deb çıkardı. Safiye binti Abdülmuttalib billa borgan o gazotga. Ya Resulullah, bolamni öldürüp qo'yarmikin deydi. Yani Safiye bin Abdülmuttalib hiç narsadan qo'rqmaydigan ayol bo'ladi. Safiye binti Abdülmuttalib xavotirga tushadi. 2.5 metr. Bolamni qatl qilib qo'yarmikin ya Resulullah? Yo, inshaalloh Zubayr qatl qiladi uni deydi. Uzoq jang bo'ladi, Zubayr uni qatl qiladi. Shu kuni aytadi payg'ambarimiz. Har bitta payg'ambarni havorisi bor. Mening havoriyim Zubayr ibn al-Avvom deydi. Jang asnosida sahobalardan Qatoda roziyallohu anhu jarohatlandi. Yuziga qilich tegdi-da, ko'zi pastga sangilab tushib qoldi. Ansorlar uni kesib tashlaymiz kelganda to'xtanglar dedi. To'xtanglar dedi. Rasululloh ko'rsa nima qilarkin dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga bordi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak qo'llar bilan ko'zini ushadilar-da sekin joyiga solib silab qo'ydi, ko'z asl holiga qaytdi. Vallohi dedi, qaysi ko'zim jarohatlanganini bilmayman dedi. Ansorlardan 2 yosh yigit, Muoz va Avf ibn Afrolar. Boyaga muborazaga yurib chiqqan 2 yigit. Bittasi 15 yashar, bittasi 16 yashar. Abdurrahmon ibn Avf aytadi, Abdurrahmon ibn Avf jang orasida dedi, jang ketayotganda o'ng tomonida bittasi, chap tomonida bittasi jang qilyapti deydi. Endi to'g'ri shug'ullangan, shijoati bor, lekin jangga birinchi marta chiqishi, tajribasi yo'q. Shuning uchun yoningda sal bir tajribasi borroq odam bo'lishini xolading deydi jangda. Bir payt deydi, biri qulog'imga pichirab qoldi. "Ey amaki, Abu Jahlni taniysizmi?" deydi. "Ha, taniyman" deydi. "Nima qilasiz uni?" desa, "Eshitishimcha Makkada payg'ambarimizga eng qattiq aziyat bergan Abu Jahl ekan" deydi. "Nima qilasiz uni?" desa, "Qatl qilaman" deydi. 15 yashar bola. Qo'shinni qo'mondonini mo'jallayapti. Ozgina vaqt o'tdi, ikkinchisi shu gapini bu qulog'imga pichirladi deydi. Ya'ni rohatlanib ketdim shunday shijoatli bolalar orasida turganimdan deydi. Hech qancha vaqt o'tmadi-da, xuddi ko'p daraxtlar o'rtasida o'rmonda bir daraxt turgandek Abu Jahl ko'rindi deydi. Abu Jahl ko'rgandan keyin ularga qarab turib, "O'nov kishini ko'ryapsizlarmi?" dedim deydi. Ikkalasi "Ha" dedi. "Shu Abu Jahl" dedim. Gapimni tugatmasdan turib, ikkovi kamon o'qidek uchib ketdi oldiga. O'nga chopga urdida borib turib Abu Jahl oldiga tushib qoldi. Qo'shin yorib o'tishdi. Ursi ham zarb urdi, bunisi ham zarb bo'ldi, Abu Jahl yiqildi. Bu ikkisi qo'shinning o'rtasida qoldi. Abu Jahlda oldida turgan o'g'li, Ikrima ibn Abu Jahl Avfni qatl qildi. Endi Muoz esa jang qilib orqaga chekinib borar ekan, bitta qo'liga qilich bilan urishdi, qo'lini uzib tashlashdi. Qo'li terisi bilan ilashib turardi. Orqaga qaytdi-da, ana shu uzilgan qo'lini oyog'i bilan bosib turib, bir tortib uzib tashladi. Keyin yana jangga kirdi, keyinchalik jang nihoyasiga yetganda bu kishi shu olingan jarohatdan shahid bo'ldi. Lekin Abu Jahl hali o'lmagan edi. Hamma yo'q qonagan, lekin hali ruhi tanasini tark qilmagan. Abu Jahl yiqilgandan keyin mushriklar qochishni boshlashdi. Musulmonlar ularni quvlab 70 tasini qatl qilishdi, 70 tasini asir olishdi. Mushriklar qochishni boshlaganda Umayyot ibn Halab qochmadi. Qo'lida qurollari, hamma yo'q joyida o'g'li bilan turib qochmadi. Nimaga qochmadi? Chunki Sa'd ibn Muoz unga Makkada aytgan edi, "Seni biz qatl qilamiz ekan, Rasululloh aytdi" desa, ishongan edi. Bilishadi payg'ambarimiz gapini rostligini. Qayerda qatl qilasizlar ekan, uni aytmadi dedi. Hozir qochsa qatl bo'lishini bilardi-da. Shu payt Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu o'ljalarda teri yurardi. Qarasa, Umayyot ibn Halab qurollari bilan o'g'li bilan turibdi. Hamma qochyapti, qochmayapti. Umayya qochsa qatl bo'lishi aniq.
Shuning uchun asir tushishni xohladi. Asir tushganda ham biror bir hurmatliroq odamga tushsa himoya qilib oladi. Ey Abduvud dedi Abdurrahmonga qarab. Jahiliyatda Abdurrahmon ibn Avfning ismi Abduvud edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kishini Abdurrahman deb ismlarini o'zgartirgan edi. Umayya ey Abduvud desa Makka dagi davrda Abdurrahmon qaramasdi. Men Abduvud emasman dedi. Men Abdurrahman deman dedi. Rahmoningni bilmayman men dedi. Men seni Abduvud deyman dedi. Desa Abdurrahmon unda men qaramayman senga dedi. Xullas ikkalasi ittifoqqa kelib Abdul Iloh degan ismga ko'ra rozi bo'ladi. Ya'ni Ilohning quli degan. Abduvud dedi qaramadi. Ya Abdul Iloh dedi, unga qaradi. Seni savodlaringdan ko'ra dedi, yaxshiroq savod kerakmi dedi, ustiga savod ko'rsatdi. Ha dedi, biz asir ol bo'lmasa dedi. Jang qilishlikka hamma imkoniyati bor. Bitta qo'lida o'g'lini, bitta qo'lida otasini yetalab ketyapti. Bilol ko'rib qoldi roziyallohu anhu. Bilol kim edi? Shu Umayyatunni xalafti quli edi. Nohayta bir qattiq aziyat bergan Umayya edi. Sahroga olib chiqib, yechintirib qo'yib, qumga yotqizib, qorniga katta xarsang toshlarni bostirib qo'yib qiynagan kim edi? Umayya edi. Bilol roziyallohu anhu ko'rib qoldi. Kufrni boshi Umayyami dedi. Ma najautu in naja. Agar u omon qolsa men omon qolmayman dedi. Yugurib keluvdi Abdurrahmon roziyallohu anhu, ey Bilol, bu meni asirim dedi. Tegma dedi. Bu asir emas, bu qatl bo'lish kerak. Agar u tirik qolsa men tirik qolmayman dedi. Abdurrahmon roziyallohu anhu, yo bu meni asirim deb ketib qoldi. Bilol roziyallohu anhu nima ish qilishni bilmasdan qarorda bir to'p ansorlar turgan edi. Yugurib bordida, meni Makkada qiynagan odamni o'ldirishni xohlaysizlarmi dedi. Qani dedi, o'n edi. Yugurib kelgan ansorlar Abdurrahmonni o'rab olishdi. To'xta dedi. Bu qatl bo'ladi dedi. Bu meni asirim desa Bilol roziyallohu anhu kelib, meni undoq qilgan, meni bundoq qilib qiynagan, unday qilgan dedi. Abdurrahmon qarasa iloji yo'q. Yot yerga dedi Umayyani. Umayya yerga yotib ustiga yotib oldi. Ya'ni qilich sayib qo'l. Bilol roziyallohu anhu taydan bo'lsa ham qatl qilinglar, taydan bo'lsa ham qatl qilinglar dedi. Abdurrahmon ibn Avf tayda bo'lsa qaramasdan sayib qatl qilishdi. Hatto shijoatli xatti bo'lgandan ansorlar Abdurrahmon deb oyog'ini kesib qo'yishdi. U o'lgandan keyin Abdurrahmon ibn Afr roziyallohu anhu aytdiki, "Ey dedi, Bilolni Alloh rahmat qilsin dedi. Asirim ham ketdi, savutim ham ketdi dedi. Bu jangda farishtalar ham ishtirok etishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "O'zlaringiz qatl qilgan maqtullar bilan farishtalar qatl qilgan maqtullarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, mushriklarning bo'ynidagi kuyishlik va barmoqlardagi belgilariga qaranglar" dedi. Mushriklarni farishtalar o'tdan bo'lgan qilich bilan urardi. Mushriklarni farishtalar qatl qilganlarning bo'ynlarida haqiqatan kuyishlik alomatlari ko'rinardi. Sahobalardan biri bir mushrikni urish uchun qilichini shunday ko'targanda kallasi uchib ketdi. Keyin maqtanar ekan, men shunday jang qildim, shunday qilichimni ko'tardim, hali qilichimni tushirmay turib, mushrikni kallasi uzilib ketdi. Maqtanayotganini payg'ambarimiz eshitib turib, unday dema deydi. U deydi, farishta qatl qildimi deydi. Agar farqiga bormoqchi bo'lsanglar, ana shu jarohatlarga qaranglar deydi. Bir boshqa bir sahoba jang asnosida unga, "Ey Hayzon, beri kel" degan ovozni eshitdi. Payg'ambarimizdan so'raganda, "Bu farishta edi sizni chaqirgan" dedi. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ Allah faqat xushxabar bo'lsin deb va ko'ngillaringiz xotirjam bo'lishi uchun shunday qildi. G'alaba faqat Allohning dargohidan bo'lur. Haqiqatan Alloh g'olib va hikmatli bo'lgan zotdir. Arobiylardan Qabbos ibn Asham. Qabbos ibn Asham ismli bir arobiy ikkita qo'shinni jamlanayotganligini ko'rib turib, bir balatroq joyga chiqib, jangni tomosha qilmoqchi bo'ldi. Odatda janglar o kunlab, haftalab, oylab bo'lar edi. Birodalar, Badr g'azovati bor yo'g'i 2 soat davom etgan. Mana shunday azamati bilan, mana shunday buyukligi bilan bor yo'g'i 2 soat davom etgan. Qabbos boyaga tepalikka chiqib, uzoq bo'ladi jang deb tayyorlanib o'tiruvdi. Ya'ni musulmonlarni mag'lub bo'lishini kutyapti bu. Chunki bular 3 barobar ko'p bulardan. 2 soatgina bo'lgan jangda mushriklar qochib ketganini ko'rib turib, hech kim yo'q yonida, o'ziga o'zi Ya Alloh dedi. Bu kunga o'xshash ajablanarli ko'rib ko'rmaganman ha. Ajoyib ish bo'ldi-ya. Ayollarda qochib ketishdimi dedi. Xandaq g'azotidan keyin yoki Hudaybiya sulhidan keyin deyiladi, Qabbos ibn Asham mana shu arobiy islomga keldi.
Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabbas'ını körüp durup, onu oturgen hiç kim körgenmez. Ey Kabbas dedi, sen Badr günü öşü cayda hazır edin ya dedi. Şehir dedi. Badr günü ne de o deyin dedi. Bu günkü oşaş acablanarlı günü körmedim. Ayollar da koştular ha dediğimi dedi. Şunda Kabbas'ın yaşayan yana bir madde. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah. Bu sözünü hiç kim yetken yemez mi? Şunki yıl ötkenden keyine bu sözü menge isleti yapsız, buna sana fakat nabi bilişi mümkün dedi. İslam tarihindeki en büyük gazat, Badr gazatı, bar yoku, iki saat devam etti. Akulu kavli hada, ve astagfirullah ve lakum, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.